Türkiye'de de bildiğiniz üzere seçimler ve seçim çalışmaları devam ediyor. 31 Mart'ta seçim var ve başkan adayları da sahada nabzı tutmaya çalışıyor. Halkın nabzını tutmaya çalışıyor. Şimdi ise Bağcılar adayı Lokman Çağrıcı'ya dönüyoruz değerli izleyiciler. Diğer görselleri de varsa ama burada yok. He? Sabah evinden alıp akşam evine bırakacağız. Orada oturacak, istirahatini yapacak, bakımı yapılacak ve televizyonunu izleyecek, gazetesini okuyacak. Aynı zamanda da tarihi ve kültürel yerleri gezecekler. Ancak burada güzel bir merkez içerisinde oluşturuyoruz. Bağcılar'daki çocuklarımız ve gençlerimiz gelsinler, dedesinden, ninesinden kültürünü, geleneğini, adabını öğrensinler ve tarihini canlı olarak dinlesinler. Evet. Diğer bir projemiz Bağcılar Tanıtım Ofisi. Bağcılarımız çok hızlı gelişti. Gerçekten dünkü Bağcıları hatırlamak çok zor. Bugün Bağcılar'da oy kullanan değil, oy kullananın babası bile Bağcılar'ın bir önceki halini hatırlaması zor. O açıdan Bağcılarımızın tanıtımını, geçmişini, tarihini oluşturacak bir tanıtım merkezimizde inşallah Bağcılarımızı kazandırıyoruz. Ve yine Millet Kıraathanesi, Bağcılar Meydan'da ve 124 saat hizmet edecek bir merkezimiz olacak. Diğer bir projemiz Çocuk Kulübü Merkezi. Bu da çocuklarımız için aynı zamanda her yönüyle, gerek laboratuvarlarıyla, atölyeleriyle beraber çocukların bir arada güzel bir şekilde kendilerini geliştirebilecekleri bir merkezimiz. Diğer bir projemiz de yine arazi problemi olmayan 25 bin metrekare arazi üzerinde kongre merkezimiz. Bunların detay projeleri hazırlanıyor. İnşallah bu da Bağcılarımıza önemli bir eser olarak Bağcılarımıza kazandıracağız. Evet, Bağcılara özgün projelerimizden bir tanesi. Yeni belediye başkanı olduğumda Bağcılar'da bir tane yüzme havuzu vardı. Aynı anda 6 tane yüzme havuzunu inşa ettik. Ve gündüzleri yüzme havuzlarını öğrencilerimize tahsis ettik. Ve Bağcılar'da beden eğitimi derslerini yüzme havuzunda yapan artık öğrencilerimiz var. Şimdi 10. yüzme havuzunu yapıyoruz. Ve dolu dolu. Bakın bu yüzme havuzlarını yapmaktan ziyade işletme maliyeti önemlidir. Ama Bağcılar'a ve Bağcılar'ın gençliğine, hemşerilerimize değer diyoruz. Hedefimiz 22 mahallemizde 22 tane yüzme havuzu. Tabii bunun yanında ilave 2 tane de şu an devam eden uluslararası boyutta olan yüzme havuzumuzla beraber 26 tane yüzme havuzu inşallah 2023 Bağcılar'ında bizlere hizmet edecek. Evet, bir projemiz daha. Bu projemizin içerisindeki detayları Emre Bey. Onların içerisindeki detayları da burada var, tamam. Bağcılarımıza 3. stadyumu kazandırıyoruz. 100 bin metrekare arazi üzerinde bir spor parkı. İçerisinde birçok aktivitelerin olduğu ve motocrossların da yapılacağı bir merkez olarak inşallah Bağcılarımıza kazandıracağız. Diğer projelerimizden kapalı spor salonları. Yine belediye başkanı olduğumda 2 tane kapalı spor salonu vardı Bağcılar'da. Şimdi 19. kapalı spor salonunu inşa ediyoruz.